Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. En son bir ay önce korona ile ilgili bir program yapmıştık sizler. Bugünden bugüne ne değişti acaba? Çok şeyler değişti. Yani hastalık daha da çok globalleşti. Yani dünyaya yayıldı. Değişen şey aslında kişisel koruyucu önlemler değişmedi. Hastalık yani virüs daha doğrusu daha çok yayıldı. Basından herkes gibi takip ediyorsunuzdur diye umuyorum. Zaten biz buna ne diyoruz? Pandemi. Pandemi de zaten virüsler yayılır. Doğru. Pandemi vardı, virüs yayıldı, daha da yayılacak. O zaman pandemi yalnız değildi daha. Dünya Sağlık Örgütü günlük vaka yayını yapıyordu. Hala yapıyor ama pandemi ifadesini kullandı. Peki doktor hanım, biliyorsunuz ben geçen programda bu virüsün o kadar ciddiye alınmayacağını iddia etmiştim. Siz de demiştiniz ki bu virüsü çok ciddiye almak lazım demiştiniz. Şimdi biz bu virüsü gerçekten çok ciddiye alalım mı? Almamız gerekiyor. Zaten bütün hastalıkları ciddiye alalım. Önlememizi alalım. Bu virüste biraz daha önlemlerimizin ciddi olması gerekiyor. Çünkü yeni bir virüs. Ve yayılım yolu bile netleşmedi. Tedavisi netleşmedi. Hani o yüzden en azından kişisel koruyucu önlemlerimizi ciddi bir şekilde alalım. O zaman da bunu söylüyordum. Hatta el yıkama diye yüksek sesle konuşuyordum. Öyle değil bari. Yüksek sesle konuşuyordum ama bu manada değişen bir şey olmadı sonuç olarak. Virüsün tedavisi yok ki. Daha koronavirüsün tedavisi doktorlar tarafından bulunmadı ki. Hiçbir virüs hastalığının tedavisi daha bulunmadı ki. Bulundu tabii ki aşı. Eğer aşı çıkarsa tedavisi bulunur. Aşı çıkıncaya kadar sizce koronavirüsü kalacak mı? Şimdi öncelikle şunu düzelteyim. Antiviral tedaviler var. Yani influenza virüsün için örneğin aklıma gelen antiviral tedaviler var. Bazı virüsler antivirallere tedavi ediliyor ama şu anda netlik kazanmadı. Benim bildiğim, mikrobiyolog olmasam da artık Türkiye'de herkes korona uzmanı oldu. Şimdi benim görüşüm biraz daha sizden farklı. Ben bunun tıbbi yanı dışında muazzam bir dünyada ekonomik yanı olduğunu düşünüyorum. Ben sizin mikrobiyoloji bilginize ve bu konudaki şeyinize hayranım zaten. Estağfurullah. Fakat bu hayran olduğum aynı zamandaki koronavirüsü konusunda değişik düşüncelerim var ki çok değişik diye benim gibi düşünen bir sürü mikrobiyolog olduğunu da biliyorum. Birincisi, dünyada şu ana kadar ölen 4000 kadar insan var. Daha önce konuştuğumuzda 2000'lerdeydi bu. Şimdi 4000'lere çıktı bir ay içerisinde. Fakat zamanında 1920'de bırakın koronayı, esas grip hastalığını yapan influenza hastalığında 5000 kişi değil, 10.000 kişi değil, 20.000 kişi değil, 100.000 kişi değil, 100 milyon kişi öldü. Ha bak, ben buna salgın derim. 5000 kişi çok ufak bir rakam. Bütün dünyayı ayağa kaldıracak kadar bir rakam olmasa gerek, bu işin altında başka şeyler olması lazım. Eskiden salgınları engellemek için uçak yoktu, şu yoktu, bu yoktu. Gemilerle insanlar seyahat ediyordu. Gemileri karantinaya alırlardı. Bu virüsün de tek tedavisi var. Daha doğrusu tedavisi yok. Bu virüsün tek önlemi var, karantina. Dolayısıyla Çin'de çıktı, karantinaya aldılar. Doğru. İtalya'da yaygınlaştı, karantinaya aldılar. Doğru. Başka türlü bir ilaçla tedavisi yok. Ancak benim gene görüşüm, bu virüs 60 yaşından sonraki insanları, akciğer hastalarını, kalp hastalarını ve dolayısıyla immün sisteminin zayıf olduğu hastaları etkiliyor. Çocuklarda çok az, sayı çok az. Evet, var ama evet, tek tük. Evet, dolayısıyla nasıl bir virüs ki bu? İlla 50-60 yaşından, 70 yaştan sonrakileri seçiyor. Gençleri, delikanlıları seçmiyor. Evet, çocuklarda öldürücülük oranı yani son derece düşük. Neden? Doğru. Neden? Ya ismini vermeyeyim de Canan Karatay, hadi verdim ismini. Kelle paçayla bu işi halledersiniz diyorsunuz, bu konuda aynı fikirde biz. Kelle paça yersek korona olmaz mı? Bilmiyorum ki. Bir çalışma yapmak lazım belki de. Kelle paça yapmış olmaz. Oytun da diyor ki, ya diyor birkaç ay sonra geçecek diyor. Oytun biliyorsunuz, o da böyle medyatik her konuda konuşan bir doktor kardeşimiz. Ben iki ay sonra artık korona kalmayacak diye düşünüyorum. Ne dersin? Haziran ayında biter bu korona. Unuturuz. Evet, öyle görüşler de var. Çünkü neden? Çünkü kış aylarında virüslerin yayılması kuru havada çok daha kolay oluyor.
yani 1-2 ay sonra yaz geldiğinde yayılmasının virüsün, koronavirüsün, diğer virüsler gibi daha az olacağını öngörüyoruz. Kış aylarından çıktığımızda diğer viral enfeksiyonlar gibi yaz aylarında da koronavirüsün de azalacağı öngörülüyor. Yani doğru diyorsunuz. Yani kış aylarında viral enfeksiyonlar özet olarak çok daha hızlı yayılıyorlar. Virüsün tedavisine gelince karantina tabii çok önemli. Çin bu konuda çok başarılı. Böyle olmasına rağmen tabii Avrupa'ya da sıçradı virüs. İtalya karantinada. Bunun yanı sıra aşı ve tedavi çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Yani bu konuda görüşlerinizi almak isterim. Benim görüşüm gayet açık ve net. Var olan bir olayı 100 kez, 1000 kez abartma olayıdır. Bir virüs salgınında 100 milyon insan ölüyorsa bu çok ciddi bir olaydır. Türkiye'nin nüfusundan fazla. Burada topu topu bütün dünyada 5000 kişi ölmüş. Tabii ki çok önemli. Tabii ki bu yayılıyor. Tabii ki bu yayılmayı durduralım. Fakat evet. Uçaklar Çin'den geliyorsa oradan buraya geliyor. Uçaklar şey yapıyor. Ben yani. Sizin sözünüzü kestim mi? Estağfurullah. Dolayısıyla sokaklar dezenfekte ediliyor filan. Bunların tamamı gösteriş, bunların tamamı palavra. Bu virüsten sakınmanın tek yolu, daha önce de söyledim, karantinadır. Onun dışında eğer İzmir'e gelirse, gelebilir, eğer İzmir'e geldiği açıklanırsa, insanlardan birkaç metre uzakta durmak, el yıkayıp sümkürmek ve bunu günde 5-6 kez yapmak %100 koruyucu. Eğer kalabalık yerlere gitmediğimiz takdirde İzmir'de, İnşallah gelmez ama çok fazla hasta İzmir'e gelse bile sokağa çıkabilirsiniz, gezebilirsiniz, günlük işlerinizi yapabilirsiniz ya da çok korkuyorsanız 10-15 gün karantinaya kendinizi alırsınız. Yani evde oturursunuz. Ama şu anda bütün dünya borsaları düştü. Bütün ekonomi bozuldu. Daha 2008 krizinden büyük bir kriz geliyor. Ve bu kriz Amerika-Çin savaşıyla başlayıp bütün dünyada tetikleyici bir global kriz haline geldi. İşimiz gücümüz korona oldu. Çoluk çocuk koronadan bahsediyor. Koronadan başka hiçbir şey konuşamıyoruz. Bu kadar fazla korona olmasının tek sebebi vardır. Dünya çapında ekonomisi. Ama ben şu anda İzmir Belediye Başkanı olsam veyahut da ben şu anda Sağlık Bakanı olsam ben de önlemler alırım. Çünkü önlem almadığı takdirde insanlar Sağlık Bakanı önlem almıyor diye eleştirecek. Ya da İzmir Valisiyseniz ya da Belediye Başkanıysanız niye önlem almıyorsunuz diye insanlar panik içinde çünkü. Halbuki bunun bir önlemi yok. Bunun önlemi karantina. Varsa karantina alacaksınız. Yurt dışından gelen insanların hava yollarını kapatmadıktan sonra, kara yollarını kapatmadıktan sonra bunun yayılması engellenemez. Evet. Şimdi sende diyelim ki korona var. Hı hı. Ben de şimdi burada oturuyorum. Hı hı. Sen de konuşuyorsun, ben de konuşuyorum. Sende korona var. 1 metreden fazla yaklaşmamak lazım. Ha güzel. O zaman ben şöyle 1 metre uzağa çekildiğim takdirde senden korona bana bulaşmaz. Yani 1 metre damlacık yoluyla enfeksiyonlarda 1 metre korumamız gereken bir mesafe. Maske takmamalıyım, takmamalı mıyım? Evet, maske takmalıyız. Bence kim hastaysa maskeyi o taksın, başkası da bulaştırmasın. Ben maske falan takmam. Bakın, bir Nasrettin Hoca fıkrası anlatacağım. Şu andaki koronaya birebir uyuyor. Nasrettin Hoca köyde çok sevilen bir adam ölmüş. Köyü çok seviyormuş o adamı. Hı hı. Nasrettin Hoca da çok seviyormuş o adamı. Tamam adam ölmüş, tabuta koymuşlar. Bütün ahali, cemaat koştura koştura huşu içinde mezara doğru gidiyorlarmış. Fakat herkes huşu içinde dualar okuyarak mezara giderken bir bakmış Nasrettin Hoca, tabutun üstü aralanmış. Göz göze gelmişler içeridekiyle. Hoca şaşırmış. Adam demiş ki tabuttaki, ya hoca ben ölmedim, ben bayılmıştım. Ama beni öldü sandılar, tabutun içine koydular. Hoca bir bakıyor, cemaat huşu içinde giriyor. Ne yapsın? Ya demiş kapat tabutu, ben bu millete senin ölmediğini nasıl anlatacağım? Kapat demiş tabutun kapağını. Şimdi bu öyle bir korku ki, öyle bir inanç ki artık koronanın geldiğine işte görüyorsunuz sınırlar kapanıyor, işte efendim İtalya öyle oluyor, Güney Kore böyle oluyor, işte bazı ülkeler tamamen sınırlarını kapatıyor, kendine ambargoyu, bu öylesi bir korku ki Nasrettin Hoca'yı bu zamanda söylemiş, kapat demiş tabutu, yürü mezara, çünkü ben kimseye bunun aksini inandıramam. Bu bir abartı, bu bir dünya çapında bir histeri, bu bir kriz. Ve bu krizin tamamı ekonomik ve bu ekonomik kriz nedeniyle de
krizi de tetikledi. Borsalar düştü, altın fiyatları şöyle oldu. Hindistan'ı tam bilemiyorum. Çin 2 trilyon zarar etti. Amerikan borsaları aşağıya düştü. Şimdi birisi 7 milyar, 10 milyar sadece Trump aşı bulunsun diye para verdi. Bunu aynı şekilde Çin yaptı, o yaptı, bu yaptı derken ben size bir şey söyleyeyim mi? Ama herkes... Virüs küçük, korku büyük. Korkmayın virüsten. Ellerinizi yıkayın. Güzel hanımlarla uzak durun. 2 metre uzak durun. Öpüşmeyin. Virüsten korkmayın.